Hoş geldiniz. Bugün bir üstadla birlikteyiz. Strasbourg Üniversitesi'den Emeritus Profesör Doktor Ragıp Hoca ile birlikte olacağız. Ragıp Hoca'ya söz vermeden önce bir iki noktadan bahsetmek isterim. Birincisi, dün bizim İKSAR Düşünce Grubu'nun kurucularından çok önemli hocamız İshaya Üçürü'yü kaybettik. Kendisini rahmetle, minnetle anıyorum. Gerçekten Türk Akademisi için çok önemli bir kayıptır. Türkiye'de İKSAR Düşünce Tarihi'nin öncülerindendir. Kendisi bir eğitime aşık bir insandı. Cumartesi, pazar dahi ders yapmasıyla meşhurdu. Kendisini tekrar anıyorum. Bugünkü konumuz olan Türkçe'de genellikle Max Weber deniliyor. Tabii herhalde Almancası'nda Weber deniliyor hocam. Max Weber deniliyor herhalde. Almanca. Yok, Weber deniliyor. Weber, Max Weber'i şey yapacağız. Max Weber de korona günlerinde sık sık adı geçen bir sosyolog, iktisatçı. Çünkü İspanyol gribinden ölmüştü biliyorsunuz. Dolayısıyla İspanyol gribi şu anda korona gribi virüsüyle sık sık karşılaştırılan ve işte 50 milyon civarında, belki de daha fazla kişinin öldüğü 20. yüzyılın 1918'lerin çok önemli bir gribi. Dolayısıyla burada o dönemdeki iktisatçılar kimdi, kimler yakalandı da Max Weber hemen karşımıza çıkıyor. Bu arada tabii Hayek'i de anmak lazım. Hayek de tabii o zaman genç bir yine İspanyol gribine yakalanıyor. Ve Türkiye'den de Mustafa Kemal'in de İspanyol gribine yakalandığını bugün daha fazla biliyoruz. Efendim, Weber'den. Weber Türkiye'de çok yakından tanınan, özellikle İktisat Fakültesi'nin unutulmaz hocalarından Sabri Ülgeler vasıtasıyla onun düşüncelerinde önemli bir yer tutması ve tabii sosyolojide, sosyologlar tarafından da aynı zamanda tabii Weber dediğimiz zaman hemen aklımıza Türkiye'de de çok baskı yapan Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabı akla geliyor. Diğer kitaplarının önemli bir kısmı da Türkçe'ye çevrildi. Tabii bürokrasi ile ilgili görüşleri, ideal tipler, ideal yapılar kavramının Türkçe'de yine çok kullanılan yaklaşımlardan, işte yeni kampçı olarak adlandırdığımız düşünürlerden. Tabii aynı zamanda iktisatçı olarak iki şeyde önümüze çıkıyor. Bir, Alman tarihçi okul vasıtasıyla Schumacher'in temsilcisi Alman tarihçi okulda. Fakat zannediyorum hocamız daha çok o yönde değinecek. Değer teorisi dediği ve yöntem sorunları dediğimiz zaman kendisini daha çok Menger'e yakın hissediyor. Karl Menger'e, Avusturya okuluna yakın hissediyor. Dolayısıyla bir değer teorisi ve yöntem sorunları açısından Avusturya okulu yaklaşımlarında egemen olduğu bir sosyolog, düşünürden çok söz ediyoruz. Hocamız, üstadımız Ragıp Hoca gerçekten üstadın üstadı. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra orada da ortak arkadaşlarımız sonra çıktı. Yani Fransa'ya gidiyor. Zannediyorum hocam bütün hayatı Strasbourg'da geçti herhalde, evet, değil mi? Evet. Strasbourg'da, Strasbourg Üniversitesi'nde doktora profesörlük yaptı. Orada galiba dekanlık da yaptı. Ben tabii CV'si 25 sayfa tutuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir de Fransız olduğu için tabii zorlandım ama tabii antik Yunan konusunda hocamız üstadlardan bir tanesi. 18. yüzyıl düşüncesi, fizyokratlar,
efendim simit, mandevil konusunda çalışmalar var. O konuda da üstadlarımızdan. Efendim 19. yüzyıl Marx, Hegel, zaman zaman ben biraz Wallace'tan çok söz ettiğim için bana da tartıştığımız Wallace ve Durkheim konusunda, Wallace konusunda epey karşı karşıya geldik geçmişte. Ama ikimiz de Wallace'a ilgimiz fazla. Ve 20. yüzyıl bugünkü konuşmasında oluşturacak Weber, Keynes, Hayek ve Rawls'la ilgili, adalet teorisiyle ilgili çok güzel çalışmaları var hocamızın. Hocamızın bilmediği dil yok diyeceğim ama hocam çok mütevazidir. Tabii ki Türkçeyi çok iyi konuşuyor. Hiç unutmadı. Fransızı herhalde tek rakibin Nami Başer diye düşünüyorum. Bilmiyorum kabul eder mi? İngilizcesi. Almanca ve İtalyanca biliyor. Almanca, İtalyanca makaleniz falan var mı hocam? Yok. Almanca bir iki bir şey var ama yani onları özellikle okumak için öğrendim yani. Son zamanlarda Arapça çalışıyor. Evet, Arapçadan yazıyor. Arapça biliyor. Hocam sözü size veriyorum. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim beni bu seminerlere davet ettiğiniz için. Davet ettiğin için Ercan ve Murat Hoca da aynı zamanda. Bu davet konusuna hemen birazdan döneceğim göreceğiniz gibi. Bu arada İshaya Hoca'nın ölümü gayet tabii beni de çok üzdü. Toprağı olsun. Bu konuşmamda Max Weber'de emek sorununu diyelim inceleyeceğim ya da üzerine düşüneceğim. Eleştirel bir okuma diyorum. Yani bayağı eleştiriye dönük bir konuşma olacak. Şimdi bir iki ön açıklama yapmak istiyorum. Birincisi bu özellikle bu konuşma Protestan Akıl ve Kapitalizmin Ruhu 1905 yılında yayınlanmış bu kitap üzerine olacak. Daha yani kitabın ortalarında Weber'in şöyle bir uyarısı var. Bu kitapta savunulan tez asla kapitalist ruhun reformun belirli etkileri sonucu ortaya çıktığı, giderek kapitalizmin bir ekonomik sistem olarak reformun ürünü olduğu yolu deli saçması, yani törişte kullanıyor, deli saçması ya da işte ahmak budala bir doktrinin savunabileceği bir tez değildir. Yani baştan bu iş yani Protestan ahlakı kapitalizmi doğurmuştur, gerçekleştirmiştir, ortaya çıkarmıştır gibi bir şeyin herhangi bir şekilde bir anlamı olmadığını söylüyor. Yalnız ben işte sürekli Ercan Hoca da biliyor sürekli bu yani yapılanla söylenen arasındaki ayırıma önem veriyorum. Benim için yapılan gayet tabii söylenenden daha önemli. Weber güttüğü amacın bu kapitalist ruhun biçimlenmesinde ve dünyaya yayılmasında dini güçlerin ne derece etkili olduğunu incelemek. İşte o etik sorunu da orada. Yalnız gayet tabii bu onu okuyan ve genel olarak şeyi Max Weber üzerine bir bilgi edindiğinizde ya da bir imaj edindiğinizde işte protestanlıktan ve kapitalizm çıkmıştır falan gibi şeylere düşünme durumu var gerçekten. Gayet tabii bazı formülasyonları Weber'in bir yerde böyle bunu düşündürecek yönde de şey oluyor, ortaya çıkıyor. Bizim için yani benim için yani genel olarak iktisatçılar için kitabın önemi emeğin çağdaş dünyada edindiği konum üzerine bir sorgulama olması.
Yani 19. yüzyılda biliyorsunuz bu toplumsal düşünce özellikle sosyalistler şeyinde yakasında emeği yitirdiği saygınlığa yeniden kavuşturmak. Gasp edilmiş haklarını emeğe geri vermek. Yani bu 19. yüzyıl question sosyal dedikleri Fransa'da toplumsal sorun bir rehabilitasyon sorunu. Bu açıdan tabii bizleri Max Weber'in tezi ve Max Weber'in kitabı yakından ilgilendiriyor. Yalnız bir sorun var. Onu ben daha baştan başlıkta bir yerde belirtmem gerekirdi. Yani hangi emek? Bunu göreceğiz şeyin sonuna doğru, konuşmanın sonuna doğru. Bir anlam belirsizliği var burada. Çünkü emekle iş ayrımını yapmam gerekiyordu. Fakat buna ileride yani daha sonra Weber'in tezini yaptıktan sonra, sergiledikten sonra, gösterdikten sonra geri döneceğim. Şimdi ve Marx'la karşılaştırma yaparak bitireceğim. İşte Marx için bu karşılaştırma üzerine çok şeyler yazıldı. Marx'la Weber üzerine. İşte Marx kapitalizmin maddi altyapısını üzerinde çalışıyor, inceliyor. Weber de kapitalizmin düşünsel, manevi, ruhi altyapısı. Bunun gerçekten bu düşüncenin, bu gözlemin çok ciddi bir şekilde incelenmesi ve eleştirilmesi gerekiyor. Bununla bitireceğim zaten konuşmamı. Şimdi Weber'in tezi ne? Çağdaş dünya dediği kapitalist sistem. Kapitalist sistemde emeğin kavranış ve yaşanış biçimini anlayabilmek. Nasıl yaşanıyor? Nasıl yaşıyor kapitalizm emeği? Burada emek iş ayrımını yapmıyorum. Bunu şeyin sonunda yapacağım. Konuşmanın sonuna doğru yapacağım. Burada bir beruf kavramını görüyoruz. Bu beruf kavramının serüvenini incelemek gerekir diyor Weber. Buna sayfalar ayırıyor. Sayfalarca bu beruf zaten devamlı, bütün kitap boyunca devamlı bu beruf kavramı ele alınıyor, inceleniyor. Beruf ilk anlamda meslek, iş demek. Bir de eğilim de demek. Fakat Weber Luther'in, yani protestanlığın çıkması, protestanlığın şey yani doğuran, yaratan teolojiyen. Luther'in Tevrat çevirisini göz önüne alıyor. İbranice'deki bir kelime meleka sözcüğünü Almanca'ya Luther arkadaşlarıyla birlikte, çünkü İbranice bilgisi o kadar çok şey değilmiş, Luther'in ilerlemiş değilmiş. Dolayısıyla bir grup olarak çalışılıyor. Onun üzerinde de durmak gerekir. Onun üzerinde hiç durmuyor yani Max Weber. Neyse, bu kelimeyi iş, çalışma olarak anlaşılan, bir anlamı olan bu kelimeyi Arbeit yerine, yani Arbeit işte şey, iş, çalışma, emek demek, Arbeit yerine Beruf sözcüğüyle çeviriyor. Bunu yeğliyor. Weber Luther'in bu çevirisini son derece önem veriyor. Yepyeni bir emek kavramıyla karşı karşıyayız diyor. Kavrama çünkü Luther dinsel bir boyut kazandırıyor. Bu da kapitalizmin ruhunu anlamamızı sağlayan en önemli olgu. Dinsel boyutu emek kavramına yaklaştırmak ve emek kavramını bununla donatmak. Beruf gayet tabii ruh
ruh sözcüğü var. Ruh ses, seda, seslenme, bağırış, haykırış demek. Rufun fiil olarak çağırmak, bağırmak, seslenmek. Şimdi dolayısıyla meslek kavramıyla çağrı ya da davet, biraz önce Ercan Hoca'ya söylüyordum, davet kavramını birbirine yaklaştırması son derece önemli diyor Luther'in Max Weber. Bu beruf kavramı aslında, yani İngilizce'de daha da belirgin olarak calling, biliyorsunuz. Calling, çağrı. Aynı zamanda Tanrı'nın çağrısı. Calling aynı zamanda da meslek, iş, uğraş, profession, profesyon. Latin dillerinde vocation kullanılıyor. Vocare de çağırmak demek. Kişiye Tanrı'dan yöneltilen çağrı, Tanrı'dan gelen çağrı. Dolayısıyla bir eğilim, yönelme söz konusu, kavramları söz konusu. Bir şeye, bir amaca, bir hedefe doğru yönelme. Bir şeye adanmış olma. Bu adanmış olma da çok önemli Weber'in düşüncesinde. Burada bir Arapçadan Arapçaya bir göndermeler yapacağım. Bu Arapça konusunda iki, yani bir ayraç açıyorum. İki noktayı altını çizmek istiyorum. Ercan Hoca biraz önce benim Arapça ile ilgilendiğimi söyledi. Arapça Semitik bir dil, İbranice ile. Dolayısıyla Arapçadaki birçok kavram İbranice'de de bulunabiliyor. Aynı kültür havzasında olan şeyler, toplumlar. Dolayısıyla hatta şöyle bir şey diyeceğim. Weber belki Arapça bilseydi hem belki tezine daha bir bemol katardı, daha nüanslı yaklaşırdı, hem de Arapçada da şey yaptığı, geliştirdiği tezi bir yerde doğrulayabilecek birçok kavramın olduğunu falan görebilirdi. Bu birinci nokta Arapça ile ilgili olarak. Bir de yani Arapça aynı zamanda gayet tabii çok gelişmiş bir dil. Burada lütfen bir şeyin altını çizmek son derece önemli. Her dil son derece sonsuz olanakları olan bir yapı. Dolayısıyla diller arasında büyüktü küçüktü gibi bir şey asla söz konusu değil. Yalnız Arapça gerçekten çok işlenmiş bir dil. O 8. 9. 10. 11. 12. yüzyıllarda Akdeniz havzasında, Orta Doğu'da felsefe, bilim Arapça yapılıyor ve korkunç bir şey var. Dil üzerinde çalışma var. İkinci nokta daha önemli benim için. Dili dinden ayırmak gerekiyor. Bu son derece önemli. Ve bu gerçekten bugün hepimizin bilincine varmamız ve bu yönde bu yönde çalışmamız, en azından bunun altını çizmemiz gerekiyor sanıyorum. Dil dinden ayrı bir şeydir. Dil kapsayıcıdır. Evrensel kapsayıcıdır. Dolayısıyla dini kapsar. Dil dini kapsar. Din, dilin sonsuz yaratılarından bir tanesidir. Dolayısıyla Arapçayı dinden ayırmak ve bir dil olduğunu, gerçekten olduğu bilincine varmak bizim için son derece önemli. Çünkü yani bizler sonunda Arapçanın çok yoğun bir şekilde içine girmiş olduğu bir dil yapısını miras edindik. Osmanlıca, aynı zamanda da Farsça var gayet tabii. Dolayısıyla Arapçayla ve Farsçayla bizim bir yerde soğukkanlı bir şekilde, yani dil olduklarını unutmadan ve dinden ayrı yapılar, dini kapsayan yapılar olduğunu unutmadan bu şeylerle,
bu dillerle ilgilenmemiz gerekiyor. Yani sonunda Latince, Yunanca batıdaki bir toplum bilimci için ne kadar anlamlıysa, ne kadar önemliyse bunları bilmek, bir Türk toplum bilimcisinin de Arapça ve Farsça öğrenmesi, en azından birazcık bu konuda nosyonu olması, bilgisi olması önemli. Ayrıca kapıyorum, gayet tabii son derece çok üzerinde konuşulabilecek, düşünülebilecek bir şey. Ayrıca bu asla Arapça ile ilgilenme, asla bir Osmanlıcaya dönme, dil devrimini falan eleştirme gibi bir şey söz konusu değil. Benim en çok hala daha her şeyimde yıl tekrar tekrar ele alıp çalıştığım üzerinde kişi Kırkların zamanında, Kırklarda işte Nurullah Ataş'tır. Evet, ayrıca kapatıyorum. Bu çağırma kavramını yakından baktığımızda Arapça'da kök olarak. Bu kökten kök, yani çağırmak demek, davet etmek demek, atamak, rica etmek, uyandırmak, yol açmak, neden olmak. Ve bu kökten zaten Arapçanın özelliği gerçekten bu, bir kökten türetilen, sonsuz biçimde türetilen bir sürü sübstantif. Da'ali, birisi için dua etmek. Dolayısıyla dua kavramı bunun içinde, hatta söz olarak içinde. Dua sonunda çağrı, yakarış, yalvarış, dilek demek ve davetle ilişkili, Tanrı'yla ilişkili, çağrıyla Tanrı kavramı birbirine yakın. Tanrı'nın sizi çağırdığı, size yöneldiği şeyi, düşüncesi bu dava kavramı içinde ya da kökü içinde var. Aynı zamanda iddia kelimesi de gene bu kökten türetilmiş. İddiada da çağırma var, yükümlendirme var. Davet kelimesi eylem, action, yani hareket, iş. Bir de mahkeme anlamı da var. Yani bu çağrı konusu aynı zamanda yargılama kavramıyla da yaklaşık ya da kavramını da çağrıştırıyor. İddia ve örneğin istida da gene aynı kökten türetilmiş. Bildiğiniz gibi istek demek, dilekçe demek, hak aramak demek. Dolayısıyla neredeyse bu dava kökü ve o kökten türetilen tüm kavramlar bir yerde Max Weber'in tüm kitabında devamlı tekrar tekrar ele aldığı bu beruf kavramının çeşitli anlamlarını son derece içinde barındırıyor. Gayet tabii meslek anlamında değil. Ama o bile, oraya bile çekilebilir belki. Protestan mümin, yani imandan gelen tabii, güvenen, yani tesadüf mesleğini, tesadüf eseri, rastlantısal biçimde seçmiyor. Tanrı'nın çağrısına yanıt biçiminde, bir daveti kabulleniş biçiminde, bir Tanrı buyruğu biçiminde bunu yaşıyor, kabul ediyor. Tanrı'nın dileğine cevap veriyor. Meslek dua eder gibi benimsenip sürdürülüyor. Bütün bunlar tamamen Max Weber'in kitabı boyunca devamlı tekrarladığı kavramlar. Asla benim söylediğim şeyler değil. Tanrı'nın hoşuna gitmek, Tanrı'ya hoşnut etmek, memnun etmek için, Tanrı'nın gönlünü yapmak için bir meslek seçiliyor ve meslek uygulanıyor, sürdürülüyor. Dolayısıyla meslek Tanrı ile kul arasında kurulan özel bir ilişki içinde seçilip yaşanıyor. Yani bu Max Weber'in tezi bu aslında. İşte şu Protestanlıkla meslekle din arasında ya da Tanrı arasında böyle bir ilişki kuruluyor. Bu da kapitalizmin ruhunu oluşturuyor.
Protestanlığın başka bir dogması da bu Gnadenwahl dediği predestinasyon. Yani Gnade dinsel anlamda yargılamak demek, bağışlama, rahmet, şefkat. Val seçme demek, seçme, tercih etme. Gnadenwahl lütuf seçimi, predestinasyon. Yani bu seçimi, lütuf verilmiş mi verilmemiş mi? Bu seçimi yapan Tanrı'nın kendisi asla mümin değil. Dolayısıyla bu dogma içinde, yani predestinasyon dogmasında lütuf kavramı son derece önemli. Onun üzerinde orada da gene Arapçaya gittiğinizde çok ilginç çağrışımlar buluyorsunuz. Türkçe'ye ilahi takdir diye çevrilebilir bu predestinasyon. Yani işte kadara, o kadara da tabii çok anlamlı bir kök. Güçlü olmak, gücü yetmek, aynı zamanda kader, gayet de bir kader, yazgı, alın yazısı, kudret, gene aynı kökten, takdir tabii, beğenme, değer biçme, ezelde Allah'ın olmasını istediği şeyler anlamı var. Ayrıca bir de kaza kavramı var ama onun üzerinde durmayacağım. Çünkü Arapçada bir de bu şey ilahi takdir aynı zamanda kaza sözcüğüyle de çevriliyor falan. Neyse. Lütfun bağışlanması kulun elinde değil. Bu da gene böyle sayfalarca Max Weber'in geliştirdiği bir tez. Şeydeki işte Latince'de alea iacta est, biliyorsunuz alea iacta est, zarlar atıldı, bahis kapandı. Hani rulet çarkı dönmeye başladığında no more bets deniyor ya, hani rien ne va plus, bitti, the game is over. İş işten geçti. Yani dünyaya geldiğinizde, protestan mümin dünyaya geldiğinde onunla ilgili karar, seçim kararı alınmış durumda. Lütfu ya vermiş Tanrı ya vermemiş. Ya lütuflusunuz ya lanetlisiniz. Ve bunun üzerinde herhangi bir şekilde bir gücünüz yok. Herhangi bir şekilde bu kararı bozma gücünüz yok. Dolayısıyla lütuf, rahmet, şefkat, inayet de çok ilginç bir kelime, neyse onun üzerinde fazla durmayacağım, bir takım oyunlarla, araçlarla, yollarla, stratejilerle elde edilemez. Lütuf elde edilemez. Tanrı'ya yaranılamaz. Kararını vermiştir, bitmiştir. Dolayısıyla buraya buraya yani bu konuyla ilgili, bu kavramla ilgili bir sürü başka kavramı da ekledim. Onları şey yapmayacağım, okumayacağım. Yani Tanrı cezbedilemez, baştan çıkarılamaz, verdiği karardan geri döndürülemez, aldatılamaz, aklı çelinemez, kafese konamaz. Neyse. Burada dolayısıyla bir çok önemli başka bir kavramı var Max Weber'in. Entzauberung kavramı, büyüden arındırma. Zauber, büyü, sihir, sihirli flütü var ya Mozart'ın, sihirli flüt. Entzauberung, büyüden arındırma. Protestanlık şey için, özellikle Calvin yakasındaki protestanlık Max Weber'e göre dünyayı büyüsünden arıtıyor. Büyüden temizliyor. Büyüden ne anlaşılıyor? Her türlü sihir, nefes, üfürük, tütsü, muska, nüsa, kurşun, tılsım, mum yakma bilmem ne falan filan. Bütün bunların hiçbir anlamı yok. Çünkü hiçbir zaman Tanrı ne kandırılabilir ne de herhangi bir şekilde vermiş olduğu karar değiştirilebilir.
dolayısıyla adakmış, hediyeymiş. Duanın kendisi, kendin için aman Tanrım şunu bana yap demek tamamen anlamsız bir şey Protestan ahlakında Weber'e göre. kurbanlar, sungular, bilmem neler, bütün bunlar tamamen anlamsız şeyler ve hiçbir zaman bunlarla bir şeye varılamaz. Kurtuluş aracı bunlar olamaz. Dolayısıyla süs kavramı var burada gayet tabii. Süs kavramı biliyorsunuz bir protestan tapınağına gittiğinizde kiliseye göre yani Katolik kiliselerine göre son derece yalın, son derece sade, hemen hiçbir resim yoktur. Her türlü beze, her türlü işte bezekten, şatafattan, ziynetten, oyadan, nakıştan arınmış. Bu da gayet tabii şeyde yani bu protestan ahlakında bu süs konusu çok önemli. Resim konusu da ona girmeyeceğim çünkü o sonsuz bir şey biliyorsunuz resmin yasaklanması. Resim de bir biçimde yasaklanıyor ya da büyük bir şeyle şüpheyle yaklaşılıyor resime. Merasim istenmiyor. Yani ayin istenmiyor. Ayin, mayine şey yok anlam. Zaten aslında protestan yani Luther'in yaptığı ve daha sonradan da geliştirdikleri Tanrı ile kul arasında bir aracı olamaz. O yüzden Marx'ın güzel bir lafı var Luther'le ilgili. Hristiyanlığın Muhammed'i diyor. Yani Tanrı ile kul arasına bir aracı olamaz, arasında bir aracı olmaz. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'nin elindeki en büyük gücü elinden alıyor Luther. Bu şekilde zaten asıl şey çatışma, asıl mücadele burada ortaya çıkıyor. Yani politik şey açısından, siyasal boyut açısından. Yani merasim yok, ayin yok. Bütün bunların anlamı yok. Putperestlik, bunun üzerinde fazla durmayacağım ama Farsçadan gelen bir kelime put. Putperestlik yani putperestlikten kurtulmak, mum yakmak bile protestan için yani Weber'in şeyinde, tezinde mum yakmak bile bir yerde putperestlik. Çünkü Tanrı'yı bir takım şeylerle, yollarla işte aldatmak ya da kafasını çelmek ya da işte aman yani yapma işte ben iyiyim falan diyerek kendini kurtarmak. Kurtuluş diye bir şey yok. Ve Max Weber burada işte bir kavram da kullanıyor, deyim de kullanıyor. Duyulmamış, işitilmemiş türden bir yalnızlık içinde protestan mümini. Aynı unhört innere vereinsamung, duyulmamış türden bir yalnızlık, korkunç, kötümser bir bireycilik. Tevrat'taki biliyorsunuz vaiz bölümünde, Ekleziyastes bölümünde boşların boşu, her şey boş diye bir şey vardır, formül vardır. Vanity of vanities, all is vanity. Yani bunu protestan mümini etinde yaşıyor Max Weber'e göre. Kişinin kendisi için Tanrı'dan bir şey istemesinin bir anlamı yok. Boş ve anlamsız bir şey. Ne kurtuluş beklenebilir, ne lütuf beklenebilir. Tanrı mutlak aşkınlıktır. Bu da bu kavramda, bu devamlı geliyor şeyde çözümlemelerinde Max Weber'in mutlak aşkınlık. Ne yapılabilir? Yapılabilecek tek şey askeze. Askeze dediği asetizm yani inziva işte bizim Osmanlıca'nın inziva diye çevirdiği yani zava şeyinden kökünden aslında onu da vaktimiz yok gayet tabii Arapça'da başka bir kelime de var bununla ilgili olarak ama Osmanlı bunu kabul etmiş. İnziva ne demek? Bir köşeye çekilme, uzaklaşma, çekilip hiçbir işe karışmama, saklama, çıkarma falan anlamları var. Ancak başka bir kavram daha var, başka bir sözcük daha var. O da hala. Bu da bir kabın boş olması, bir yerin oturanlarınca terk edilmesi, bir evin dairenin içinde içine taşınabilir durumda olması,
bir yerin boş olması, zamanın akması anlamları ve halvet dediğimiz şey yalnız, tenhaya çekilme, tenha yer, hamamın sıcak bir bölmesi ve tasavvufta de ne bir meleğin ne de diğer herhangi bir kimsenin bulunmadığı bir halde ve yerde hak ile sırren, manen konuşmak, ruhen sohbet etmek. Yani görüyorsunuz aracı ortadan kaldırılıyor. Yani o bakımdan gerçekten bir Yahudiliğe ve İslam'a yani şey Judaizme ve İslam'a şey var. Neredeyse dönüş demeyelim ama aracı konusunun bu dinlerde, bu tek tanrı dinlerde yaşandığı biçimde bir yaşama söz konusu şeyde de, Protestanlıkta da. Yalnız burada da bir şeye dikkat etmek gerekiyor. İki tür inzivadan söz ediyor Max Weber. İki tür inziva. Biri Außerweltlicher Askese, dünya dışı inziva, dünya dışı halvet. Yani dünyadan kopma. Tasavvufta var böyle kavramlar biliyorsunuz. Fena fillah kavramı örneğin. Allah'ta fani olmak, kulun beşeri vasıflardan ve aşırı arzulardan sıyrılıp ilahi vasıflarla donanması. Bu dünya dışı, yani dünyadan çekilme, tamamen çekilme. Bir de innerweltlicher Askese'den söz ediyor Max Weber. Bu protestan inzivası. Protestan müminin inzivası, dünya içi inziva, dünyevi inziva, halvet, halvet olma ama dünya içinde kalma. Mutlak bir yalnızlık içinde dünyada kalmak. Bu protestan inzivası. Burada da gayet tabii ne anlama geliyor bu ikinci askeze, bu ikinci inziva? Hiçbir şey beklemediğim. Herhangi biçimde Tanrı katındaki konumumu değiştiremeyeceğimi bildiğim halde niçin dünyada kalıp çalışıyor bir meslek beruf ediniyor ve bu mesleğe bu kadar önem veriyor. Tabii bu soru en temel sorusu şeyin, Max Weber'in. Burada başka bir kavram gündeme getiriyor. Beweisung, proof demek, yani deneyleme ve ispatlama. Tanrı'nın benimle ilgili kararını asla değiştiremem, bunu biliyorum. Ama sıkı bir disiplinle çalışarak yaratacağım eserlerle, gerçekleştireceğim üretimle seçilip seçilmemiş olduğumu deneyleyebilirim. Yani eğer seçilmişsem, Tanrı beni seçmişse, bana şeyimde, çalışmamda, üretimimde, yaratımımda yardım edecektir. En azından önüne geçmeyecektir. Yani lanetli değil, lütfu kazanmış bir mümin oluyorum. Eğer üretimimde başarılı olursam bu anlamda seçilmiş olduğum ispatlanmış oluyor. Yani hem deneyli deme hem de bir ispatlama ama kendim için ispatlama. Gayet tabii bu asla Tanrı'nın işte şey yapılması, baştan çıkarılması ya da Tanrı'nın kararının değiştirilmesi falan gibi bir şey. Burada vaktim olmadığı için Weber'in aslında Luther'den baş çıkıyor ama gayet tabii en çok Calvin'in üzerinde duruyor. Ve Calvin'in bu konuyla ilgili geliştirdiği bir kamu yararı kaygısı var. Bu konuda bir çok uzun yıllar alan bir tezin danışmanı oldum Calvin'le ilgili ve yani Max Weber'in Calvin üzerinde söylediklerinin ne derece pek yani yenilir yutulur olmadığı ya da Calvin'i çok değiştirdiği, saptırdığı falan gibi şeyleri orada görmüştüm, anlamıştım. Neyse. Ama kamu yararı gibi bir şey var. Yani kendim için bir şey yapmam söz konusu değil, bir anlamsız bir şey. Yapacağım şey sonunda kamuya yararlı olması kaygısıyla yapmayı öğrenmem gerekiyor. Kendim için değil. Calvin bununla ilgili çok gerçekten şey yani derin çözümlemesel diyelim bir takım gelişmeleri var. Ona giremeyeceğim ama bu kamu
kavramını akılda tutmak gerekiyor. Kendim için yapmıyorum. Şimdi kendim için yapmıyorum. Buradan giderek kapitalizmin ruhu. Kapitalizmin ruhu Max Weber için son derece açık ve belirgin bir şekilde Benjamin Franklin biliyorsunuz hem siyaset adamı, hem bilim adamı, hem iş adamı, hem yaratıcı, hem uygulamalı bilimlerle ilgilenen ve son derece başarılı bir protestan. Onun bir şeyi var, işte uyarısı ya da advice to a young tradesman 1748. Bunu alıyor, hemen hemen metnin tümünü alıyor şey Max Weber, kapitalizmin ruhunu ne olduğunu belirtmek için. Nasihatler. Aslında advice burada şeyin, mesela Aristo'nun, birazdan hemen geleceğim Aristo'ya, Aristo'nun etik, Nikomakos'a etik anlamında genç şeye, ticaret adamına, daha doğrusu iş adamına ana etik olarak bunu sunuyor. Ve bunu biliyorsunuz, yani bunun ilk cümlesini remember that is money. Remember that the time is money ve gerisini hepsini okumasak da işte bir çalışıp 10 şilin kazanıp ondan sonra birinci yarım günde öteki yarım günü gezintiye çıkarsan ya da odan da yan gelip yatarsan ne olmuştur? 5 şilin daha elde edebileceğin, üretebileceğin, kazanabileceğin 5 shilling'i sokağa atmış olursunuz. Yani throw away, değil mi? Unutma ki, yani bu da şey, unutma ki remember that credit is money. Credit is money. Burada gayet tabii credit kavramı son derece önemli. Çünkü sadece ekonomik anlamda değil, credit aynı zamanda saygınlık anlamında. Eğer bana güveniyorsa benim kendisi şeyinde nezdinde bir saygınlığım varsa, bana inanıyorsa, örneğin Ercan Hoca'ya gidip şimdi ya bu şey, bu Covid-19 beni pek sıktı, çok çok darda kaldım, bana bir 50 bin lira verir misin dediğimde bana verir mi? Verirse gayet tabii, verirse bana, benim kredim kendisinin yanında kredim olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bu da gayet tabii şeyin içinde, bu etiğin içinde. Çünkü Ercan Hoca sabah uyandığında yandaki atölyede ben çalışıyordum, benim çekiş seslerimi duyuyorsa demek ki bu adam çalışıyor, bu adama güvenilir diyor ve o şekilde kredi ediniyorum onun nezdinde. Hepsini okumaya gerek yok. Unutma ki para üreticidir, prolific, generating nature. Burada bu nature kelimesi, kavramı son derece önemli. Yani doğası üretme, üretimi güçlendirici, verimlilik, verimli bir etkinliği, etkinliğe yer açan, etkinliği sağlayan bir gerçeklik para. Dolayısıyla para parayı üretir ve ondan elde edilen daha fazlasını ve daha fazlasını üretebilir. Burada Hüde çok daha ilginç bir şey de vardı. Örneğin bir doğurgan bir domuz
doğurgan bir domuzu, ana domuz gayet tabii, öldürdüğün takdirde 1000 nesli birden yok etmiş olursun. 5 şilingi veya bir crown'u işte öldürdüğün takdirde, katlettiğin takdirde onun üretebileceği her şeyi öldürürsün. Yığın yığın sterlingi, pound'u öldürürsün. Bir şey daha var burada. Onunla bitireyim bu şeyi. Benjamin Franklin'in advice'ını. Şu atasözünü unutma. Şu atasözünü unutma. İyi bir ödeyici herkesin cüzdanının efendisidir. İyi bir herkesin cüzdanının efendisidir. Yani eğer iyi bir şeysem, ödeyiciysem, Ercan Hoca'nın cüzdanının sahibi de olabiliyormuşum demek ki. Şu da çok önemli gayet tabii. Özellikle sahip olduğun, şuradaki şey, sahip olduğunu kendinin olarak görme. Çok ilginç bir şey. Sahip olduğun, yani zenginliğin, işte şeyin, paranın, malların, senin kendinin olduğunu sanma. Bu büyük bir hatadır. Buradan hemen Aristo'nun politikasına düşündürüyor gayet tabii bu. Politikasında birinci kitapta para ve faizle ilgili o bölümü çok iyi biliyorsunuz gayet tabii. Para diyor Aristot, para bir değiş tokuş aracı, bir değişim aracı olarak düşünülmüştür. Her canlı benzerini doğurur. Faiz, tokos, Yunanca tokos, doğum, doğurma demek. Faiz de paradan doğan paradır. Nomisma, nomismatos, nomisma, nomismatos, nomisma para, para parayı doğurur, paradan doğan paradır. Dolayısıyla diyor Aristo, bütün servet edinme yolları arasında doğaya en aykırı olan budur. Benjamin Franklin de, yani o açıdan Max Weber yepyeni bir dünya ya da bambaşka bir dünya, bambaşka bir dünya ya dünya ilişkisinden söz ediyor. Benjamin Franklin de bu tamamen doğaya aykırı bir şey, tamamen doğaya uygun bir şey olarak görülüyor. Yani para. Gayet tabii bu bunun üzerinde çok düşünmek gerekiyor. Biraz işin kolayına kaçarak Aristo, işte bu Benjamin Franklin'e ya da işte Protestan ahlakı dediği şeyle Max Weber'in bir yerde Aristotelizmin dışına çıkıldığı ya da Aristotelizmin tersine çevrildiği gibi bir şeyden söz etme imkanı var. Zaten Latin dünyasında biliyorsunuz pecunia pecuniam non parit, para parayı doğurmaz. Bu iktisatçı bizler için çok anlamlı bir şey biliyorsunuz. Paranın kısır olması gerektiği, sterility, yani bu, yani şeyden biri, Aristoteles'ten biri kaldık. Ama yani faizin yasaklanmasının nerelere gittiğini de biliyorsunuz. Yani önce Yahudilikte bu yasaklanmıştır. Daha sonra İslam'da benimsemiştir. Değil mi? Riba olarak. Neyse ya, bu konuda da biraz çalışmalar yaptım. Asla ayrıntılara girmiyorum. Dolayısıyla kısır, ama paranın kısır olmaması canlı değil. Doğuran yalnızca canlıdır diyor. Dolayısıyla kendi kendisinin amacı olabilecek bir şey, bir olgu ancak canlı olan için geçerlidir. Dolayısıyla para sadece bir araçtır. Enstrümandır. Onun bir amaç olmasına dönüşmesi imkansızdır. Görüldüğü gibi şeyin etiğinde, Benjamin Franklin'in etiğinde para amaçca dönüşmüş durumda. Bu da işte kapitalizmin ruhunu Max Weber'e göre en iyi dile getiren gözlem. Tabii burada başka bir şey de var.
Yani Weber şey diyor, burada konuşan, yani şey Benjamin Franklin, burada konuşanın kapitalizmin ruhu olduğundan kim şüphe edebilir diyor. Bu gerçekten işte Franklin'in söyledikleri kapitalizmin ruhunu olduğu gibi yansıtıyor. Yalnız o da çok önemli Max Weber için, bu para kazanma arzusunun, yöneliminin asla auri sacra fames, yani kutsal ya da lanetli, neyse onun üzerinde de durulabilir, altın açlığıyla ilişkisi yoktur. Altın açlığı, zenginlik açlığı, zenginlik isteği ile ilişkisi yoktur. Bunun tam zıttıdır neredeyse diyor. Kapitalizmin Max Weber'e göre gözü dönmüş zenginlik hırsıyla bir ilgisi yoktur. Bu hırs dünya kadar eskidir diyor. Kapitalizm tam tersine işte çok sistemli bir şekilde para kazanmak, dürüst bir şekilde para kazanmak, o dürüstlük üzerinde de çok duruyor. Geliştirmeme yani vaktim yok. Burada kapitalizmin dayandığı etik ne oluyor? Sürekli daha fazla, durmaksızın, sınırsız para kazanma, ancak kazanılanı zevk ve sefada harcamama. Bu da çok böyle basite indirgenmiş bir şekilde söylüyorum. Yani yitirmeme. Bu yüzden bu etik diyor, her türlü iki burada kavram var. Bu önemli gayet tabii. Bir ödemonismus, ödaimonia Yunancası, mutluluk demek. Mutluluk arayışı, ödemonismus. Hedonismus, edone, zevk demek, haz arayışı demek. Kapitalist ruh ya da protestan etiği hem mutluluk arayışından hem de zevk, haz arayışından temizlenmiş, arınmıştır. Asla zevk için, zevk sefa için çalışılmayacak. Tanrı'ya hoş görünmek için, Tanrı'yla aramda kurduğum ilişkide kendimin nedenli disiplinli olduğumu ve nedenli işte Tanrı'nın mutlak olarak yukarıda olduğunu, aşkın olduğunu bir yerde şey yapmam, teyit etmem biçiminde. Burada çok ilginç bir şey, Arapça'da aslında zevk için lezzet, lezzadan, yani o kökten gidiyorlar. Zevk o anlamda kullanılıyor. Osmanlı onu lezzeti, tat olarak almış. Zevk, yani o da gene Arapça, zevki de bu anlamda, pleasure anlamında almış. Neyse, sınır tanımadan çalışacaksınız, kazanacaksınız. Ancak temel gereksinimlerinizin gerektirdiğinden daha fazla tüketmeyeceksiniz. Yani kazandığınızı verimli, üretken biçimde tüketeceksiniz, yatırıma sokacaksınız. Bu işte saf bir ütilitarizmus, saf bir yararcılık bu şekilde oluşuyor protestan ahlakıyla kapitalizm ruhunda. Burada gayet tabii şu Keynes'in çok ünlü gözlemini düşünüyor insan, General Theory'de, şeyde 20. chapter'da, merkantilizm üzerine notlarda söylediği, the weakness of the inducement to invest has been at all times the key to the economic problem. The key to the economy at all times. Tüm insanlık boyunca, insan tarihi boyunca yatırıma teşvik zayıflığı bütün insanlık tarihini kat ediyor. The desire of the individual to augment his personal wealth by abstaining from consumption, burada from consumption dediği yani productive consumption, has usually been stronger than the inducement to the entrepreneur to augment the national wealth. National wealth burada çok önemli gayet tabii, Calvin'in kamu kaygısıyla yaklaştırılabilir.
by employing labor on the construction of durable assets. Yani insan tarih boyunca bütün yani yaşamı boyunca insanlar hiçbir zaman yatırıma yatkın hareket etmiyorlar. Dolayısıyla kapitalizmin ruhu ne oluyor? Yatırım, dolayısıyla üretim arzusunun, isteğinin, iradesinin, tutkusunun bir ikinci doğaya dönüşmesi. Yani dolayısıyla bu yani işte tutumlu davranmak, kendim için davranmak, işte zevk için çalışmak falan, bütün bunların aşılması ile şey oluyor. Yeni sistem oluşuyor. Yeni sistem tradition denilen geleneğin zincirlerinden kurtulma. Zincirlerinden kurtulma yani yatırıma yönelme ve üretime yönelme. Bu bakımdan yani bu bilmiyorum yani onu da böyle arada düşünürüm. Yani Keynes çok fazla okuyan bir kişi değilmiş anlaşılan. Yani Max Weber'i yakından okumuş olsaydı herhalde onda çok ilginç şeyler. Yani bir yerde Keynes bu insanı yani doğal olarak yatırıma yatkın olmayan bu gerçekliği nasıl yatırıma özendirebilirim sorusunu soruyor. Bu soruya cevabı şeyin Max Weber'in Protestan ahlakıdır diyor. Burada Marx'a dönüyorum ve birazdan bitireceğim. Marx da aynı gayet tabii gözlem, aynı şey observation anlamında var, aynı saptama. Marx'ın çok son derece önemli bir şeyi yani formülasyonlarından bir tanesi üretim istemiyle, iradesiyle üretim. Production products burada yani Almancası ama production under production willen irade. Yani kendi kendisinin amacına dönüşmüş üretim. Production als Selbstzweck. Kendi kendisinin amacına dönüşmüş üretim. Üretim tradisyon içinde, gelenek içinde her zaman başka bir şey için yapılan bir etkinlik, bir şeye ulaşmak için yapılan bir etkinlik. Dolayısıyla o ulaşılan şeyin tüketilmesi amacıyla üretim yapılıyor. Kapitalizmi şey yapan, gerçekten karakterize eden ne? Üretim için üretim. Amaç olarak üretim, dolayısıyla üretilen sadece bir araç oluyor, bir bahane oluyor. Yani Marx'ın gayet tabii bu konuda son derece ilginç ve derin incelemeleri, gözlemlemeleri var. Dolayısıyla başta sorduğum soru, hangi emekten söz ediliyor? Baktığınızda Weber'in emek kavramı son çözümlemede bile değil. Weber'in emek kavramı girişimcinin, müteşebbisin, iş adamının, entrepreneur'ın işi. Beruf bu girişimcinin meslek anlayışı. Bununla ilgileniyor Max Weber. Entrepreneur'le ilgileniyor. Oysa Marx'ın gayet tabii hepimizin bildiği emek kavramı emekçinin yani atölyede, fabrikada, şirkette gücünün kullanıldığı, sömürüldüğü işçinin emeği. Bu ayrım ne yazık ki Weber'le Marx yaklaştırması yapanların yeterince altını çizmediği. Aynı emekten söz edilmiyor. Bir işçi, işverenin emeği, yani işverenin iş adamının emeği ki ona emek de dememek gerekir, işi, üretim. Öbürü çalıştırılan işçinin emeği, iş gücü anlamında. Dolayısıyla burada sorun kapitalizme bakış sorunu. Nasıl bakıyorlar Marx'la Weber'i karşılaştırdığımızda? Weber kapitalizme hayran. Ne tarafından alırsanız alın.
bir kapitalizm hayranlığı var. Zaten bu daha da fazla kitabın 1920 baskısına koyduğu ön sözü bir okuduğunuzda vaktim yok, şeyler yapamayacağım, alıntılar yapamayacağım. Bir kere yani Batı'nın üstünlüğü, yani bir rasyonalite, yani her şeyde rasyonalite var, rasyonalite getiriyor. O rasyonalite yani olmaz olası o kavram yüzünden zaten neler çekiyoruz biliyorsunuz şeyde iktisatta. Rasyonalite getiriyormuş her şeye, ister sanata, ister işte bilime, ister müziğe, ister arşitektür, mimariye, her şeye gayet tabii. Ve en önemlisi de diyor, en önemlisi de kapitalizm. Bir rasyonalite üzerine. Başka yerde işte bir şey, çok çok rasyonalite bölümleri şeyleri vardır. İşte Protestanlığın rasyonalitesi, başka rasyonalitelerin içinde bir tanesi falan filan. Bütün bunlar hani biraz şey olacak ama amiyane olacak ama biraz lafı güzel. Yani kapitalizm işte Batı gibi kapitalizm rasyonalite üzerine oturmuş yeni bir rasyonalite ama gerçek rasyonalite üzerine oturmuş bir sistem. Şimdi oysa Marx'ın kapitalizme bakışı biliyorsunuz yani kapitalizmin yıkımlarına dikkat eden bir bakış. Tahribatına, insan üzerindeki maliyetinin korkunçluğuna yöneltilmiş bir bakış. Yani bütün işte Marx'ın, Engels'in işte Entfremdung, yabancılaşma kavramı üzerine burada tabii çok uzun şeyler yapılabilir, geliştirmeler yapılabilir. Ve yani sadece şu Komünist Partisi manifestosunun ilk sayfalarında ki şu bölüm okuyacağım eğer müsaade ederseniz. Onunla zaten yani bitirmeye çalışacağım. Ne diyorlar Marx ve Engels? Üretim araçlarında, dolayısıyla üretim ilişkilerinde ve dolayısıyla tüm toplumsal ilişkilerde sürekli devrim yapmaksızın burjuvazi var olamaz. Burjuvazi burada kapitalizm gayettir. Buna karşılık eski üretim tarzının değişmeksizin korunması da tüm eski sanayi sınıflarının ilk varoluş koşuluydu. Yani tradisyon sorunu, gelenekte aslında eskiyi devam ettirmek. Bu cümlenin kendisi, tek başına bu cümle bir yerde Max Weber'in sayfalarca geliştirdiği bazı bu düşünceyi çok iyi özetliyor. Üretimde sürekli dönüşüm. Bu son derece önemli bir şey, gözlem. Üretimde sürekli dönüşüm. Tüm toplumsal kesimlerin aralıksız sarsıntıya uğratılması. Sonsuz güvensizlik ve hareket. Sonsuz güvensizlik ve hareket. Unsicherheit. Burjuva döneminin tüm ötekilerden dönemini tüm yerlerden ayırt edici niteliğidir. Tüm yerleşmiş ilişkiler toplum içinde geliştirdikleri eski değer yargıları ve görüşlerle birlikte çözülüp dağılmakta. Auflösung diyor. Yani o Auflösung çözülüp dağılmakta. Yeni oluşanlarsa daha kemikleşmeden eskimektedir. Dolayısıyla yani çok açık bir şey ama yeterince vurgulanmıyor. İşte benim eleştirel okumam burada bir anlam kazanıyor diyelim. Marx Engels'in kaygısı. Gayet tabii bütün 19. yüzyıl sosyalist akımlarının şu ya da bu biçimde kaygısı kapitalizmin aşılması. Kapitalizmin aşılması, kapitalizm nasıl aşılacak? Sorun bu. Ama Max Weber de tam tersini, kapitalizm son derece hayran bırakıcı, hayran kalınacak, önünde hayran kalınacak bir sistem. Tabii bunlar söylendiğinde Max Weber'e hemen tepki hazır. Yani benim yaptığım değer yargısından arınmış bir yaklaşım. Değer yargısından Werturteilsfreie, değer yargısından arınmış bir yaklaşım. Ne demekse. Yani bu tam benim için
gerçekten lafı güzaf. Derslerde pek güzel çocuk öğrenci işte bunları anlatırken, ya peki ama emekçinin emeği ne oluyor falan dediğinde, o ben değer yargısından arınmış bir yaklaşım. İşte yani aksiyolojik neutraliti, değer açısından yansız ne demekse. Yani laf işte. Yani laf dediğim söylenen, yapılan ne? Yapılan ne? Yapılana baktığınızda korkunç bir kapitalizm hayranlığı var. Ve bunun ne derece önemli olduğu ve ne derece asla bir kapitalizmin aşılması, kapitalizmin şey yaptığı, neden olduğu yıkımlarla falan asla uğraşılmıyor. Asla. Benim de derdim işte şey değil, değer değil falan. Yani Marx'la Engels'in söyleyeceği bu konuda gayet mistisizmus dedikleri, mistisizmus. Yani işte onlar mucizelerle gözleri boyayarak gerçeği hasıraltı etme girişimi. Yani işte efsaneleşme, bir efsane oluşturuluyor. Daha tabii son derece ilginç şeyler var, son derece düşündürücü şeyler var. Bütün bu söylediklerinde çok daha şey bir şekilde, derin bir şekilde, çok güzel cümlelerle mücevher gibi yazıyor, mücevherci gibi yazıyor şey Max Weber. Yani öyle kolay kolay anlamazsınız Almanca bilseniz de yani. Mücevher gibi, mücevherci gibi böyle kuruyor o şeylerini, cümlelerini. Doğru, çok etkileyici. Fakat son çözümlemede bu ayrım var. Yani kapitalizmin neden olduğu, şu sırada Covid-19'larla falan görüyoruz neler olduğunu. Yani görüyoruz değil, nasıl olsa görüyorduk da çok daha belki de konkre bir şekilde, çok daha somut bir şekilde görüyoruz. Yani kapitalizmin aşılması sorunuyla ilgileniyor Marx Engels. Bu yüzden yani Marx işte Max Weber'le sonunda aynı işte şeyi paylaşıyor falan gibi, aynı görüşü falan paylaşıyor gibi şeyler bana çok kabul edilir görünmüyor. Bir de yani bu da ayrıca aynı sıkıntıyı ben Joseph Schumpeter'le de yaşıyorum. Yani o, ve Schumpetercilerle de yaşıyorum bir yerde. Yani bu yaratıcı yıkım denilen hikaye, creative destruction. Aslında bu yaratıcı yıkım denilen şey Komünist Manifestosu'nun ilk sayfalarında okuduğum ve şeyden alınmış bir şey. Gayet burada da yani gene işte benim okuyuşumda ya da benim değerlendirmemde asla bunun bir doğru olduğunu savunmuyorum. Yaratıcı yıkımda neye önem veriyor? Yaratıcılığa önem veriyor. Yıkımın nelere şey olduğunu, sebep olduğu, nelere mal olduğu. Yani işte o yıkım birazcık durdu. İki ay durdu, 2,5 ay durdu. Boğaz'da yunuslar yüzmeye başladı. Yani bunu bir yerde bu yaratıcı yıkım falan hikayeleriyle de korkunç olanı görmemek ve yani işte onu kenarından, köşesinden geçerek sonunda işte innovation, ben bununla yani laboratuvarımda yıllarca, yani bütün ömrüm boyunca innovation, yani ben ona innovation sıtması diyorum. Bu innovation sıtması bir yerde şeyde gayet tabii Max Weber'de bu yoğun bir şekilde var, güçlü bir şekilde var. Ve bu açıdan yani Schumpeter'in Max Weber'e borcu çok büyük bu açıdan da, neyse. Ama yani işte sıkıntı veren şey, yani onunla bitireyim. Kafka'nın bir sözü var. Başkaları güneşi gösterip sefaleti yatsır, o, romandaki kişi ya da o, sefaleti göstererek güneşi yatsıyordu diyor. Ben daha çok bu Kafka'nın söylediğine yakın, ben yıkımla uğraşmamız, yıkımın ne olduğunu birazcık anlamaya çalışmamız gerektiğini, hele bugünlerde gerektiğinin son derece önemli olduğunu sanıyorum ve teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz.
gerçekten bize yargı çektiniz. Hocamızı takdim ederken üstad sözcüğünün yeterli olmadığını, üstadların üstadı kavramını kullanmam gerektiğini bana kendimi anımsattı. Efendim, kendisi dedi ki giriş düzeyinde Arapça biliyorum dedi. Arapçasının hangi giriş düzeyinde bu kadarsa İngilizcesi, Fransızca hangi düzeyde olduğunu artık tahmin bile edemiyorum. Buyurun hocam, Asaf hocam. Evet. Sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sorular. Evet, Altun Fatih. İsteyen şeyde de sorabilir. Buyurun. Evet. Altun, mikrofonla sor. Merhaba. Merhaba Altun, hoş geldin. Merhaba. Rakip hocam, selamlar. Merhabalar, selamlar. Çok teşekkür ederiz sunuş için. Yani bu YouTube'a da yüklendikten sonra bence Weber üzerine en çok izlenen videolardan birisi olacak. Benim küçük bir sorum var. Aslında soru değil de sizin kanaatiniz var mı soru benim kafamdaki meseleyle ilgili öğrenmek istiyorum. Siz konuşmanızda işte başta bu calling kavramı olmak üzere işte Weber'in kullandığı ne bileyim predestinasyon, büyüden arınma ve bunun gibi bazı kavramların derinliğinin olduğunu vurguladınız. Yani sadece Hristiyan kültüründe değil, bunlar Arapça ve İbranice'de, dolayısıyla İslam'da ve Yahudilik'te de olduğunu söylediniz. Ben şunu merak ediyorum, acaba Protestanlık kavramıyla da Protestanlık kavramı içinde aynı derinlikli bir bakış açısına sahip misiniz? Yani acaba Protestanlık sadece Hristiyanlık için geçerli değil de İslam ve Yahudilikte de geçerli bir kavram, bir süreç olabilir mi? Yani buradan şuna da ulaşıyoruz tabii. Yani Protestan olmak isteyen kişi bu durumda Hristiyanlık dinine üye bir kişi olmayabilir. İslam'da da Protestanlar olabilir, Yahudilerde de, Yahudilikte de, Yahudilik dininde de Protestanlar olabilir. Dolayısıyla Weber'in kapitalizmin yayılmasını Protestanlık ideolojisi üzerinden anlatıyordu. O zaman belki Orta Doğu'da kapitalizmin yayılmasını da yine Protestanlık üzerinden okuyabiliriz diye ben düşünüyorum. Bilmiyorum, sizin bu konuda bir kanaatiniz var mı? Doğru mu akıl yürütüyorum yoksa olmadı mı bu? Eğer yorum yaparsanız çok sevinirim. Altun Hoca, çok çok teşekkürler. Aslında hiçbir ciddi tanrı bilimci diyelim, Protestanlık üzerine olsun, dinler üzerine olsun, hiçbirisi Max Weber'in tezini ciddiye almıyor. Bu çok önemli. Çünkü son derece yüzeyde bir takım genellemeler yapıyor Max Weber. Ve gayet tabii bir uzman bu konuda, asla inandırıcı bulmuyor bunları. Bunu özellikle ben işte biraz söylediğim bir Calvin üzerine çok kapsamlı bir tezin danışmanı oldum. Ve o yıllar boyunca örneğin Calvin metninin, Calvin'in metinlerinin ne derece daha çapraşık, daha çetrefil, daha karmaşık olduğu, Max Weber'in bunları kendine çektiği. Ama bu son derece kabul edilebilecek bir şey. Son derece hepimiz bunu yapıyoruz bir yerde. Gayet tabii. Bir düşüncemiz var, bir belli bir sezgimiz var diyelim. Ve bunu şu ya da bu şekilde bir yerlerden bir şeyler bularak bunu yapmaya çalışıyoruz, işte ispatlamaya ya da geliştirmeye falan çalışıyoruz. Yani hepimizin yaptığı bu sonunda. Bu açıdan Protestanlığı kullanması çok kolaylıkla Yahudiliği de kullanabilirdi belki, İslam'da zaten bununla ilgili yazılarda yapıldı. Sizin söylediğiniz gayet tabii bir şey var. Protestanlık üzerine söylediklerinden giderek örneğin Orta Doğu'da olanlarla ilgili falan bir takım çıkarmalar yapılabilir mi? Yapılamaz. Yalnız işte sorun, ama sorunu, yani üretim için üretim.
Yani bu Marx'ın, yani ben işte doğduğumdan beri, Beşik'ten beri bunun üzerinde düşünüyorum. Üretim için üretim şeyi, ilkesi ya da inancı, iradesi pek gerçekten bir yerde kapitalizmi bir biçimde belirleyen, şey yapan, açıklayan ya da karakterize eden bir tutum sanıyorum. Bu bakımdan Max Weber bu soruya cevap getirmeye çalışıyor, bu soruyu çözümlemeye çalışıyor. Bu açıdan söylediklerinin çoğu, birçok şeyi ciddiye alınabilir. Ama Marx'ta üretim için üretim şeyi, ilkesi eleştirilen bir ilke. Asaf Hoca'yla falan konuştuk, şeyle, Divitçioğlu seminerinde. Gayet tabii çok daha karmaşık bir sorun bu Marx'ın kapitalizme bakışı falan. Ama yani kapitalizmin aşılması kaygısı gayet tabii son derece önemli. Böyle bir kaygı asla yok şeyde, Max Weber'de. Olmadığı gibi aynı zamanda da, yani şu ya da bu biçimde, bunu hani inkar etse de kendisi, şu ya da bu biçimde kapitalizm bir yerde çok üstün bir sistem olarak gösteriliyor. Teşekkür ediyorum hocam. Ya bir şey sorabilir miyim? Evet. Geliyor mu sesim? Geliyor. Bu yani şey çok güzel oldu da, hakikaten gerçek bir ziyafet oldu. Çok da heyecan vericiydi. Bu yani Marx, Weber, Schumpeter'i de ekleyince aklıma geldi. Polanyi, yani çok mu konu dışı? Polanyi burada yani bu zincire, çünkü orada da yani bu zincirde sen nasıl değerlendiriyorsun diye sorsam, çok mu çok uzun, konunun dışında kalır mı filan diye onu merak ettim. Asaf Hoca, asla yani çok uzun zamandan beri düşündüğüm gayet tabii. Onu yani, merak ettim ben de. Zaten Max Weber'i okuduğunuzda bu şeyin, Polanyi'nin işte embedded, disembedded kavramı biliyorsunuz, karşıtlığı. Bu karşıtlık var Max Weber'de. Max Weber'in biliyorsunuz şeyleri var. Değere yönelik rasyonalite, işte şeye yönelik, ereğe yönelik rasyonalite falan gibi şeyleri var. Ereğe yönelik rasyonalite dediği şey bir yerde Polanyi'nin şey mantığı, yani yerde kapitalizmde işte disembedded olduğunda sonunda üretim amaç haline dönüşüyor. Araç olmaktan çıkıyor. Yani Polanyi'nin en önemli şeylerinden biri, tezlerinden biri, çok haklı olarak geliştirdiği bu. Yani bizim hepimizi gözünü alan, boyayan şey bu analizler. Ama bu gerçekten Max Weber'de bulunabiliyor. Ya da en azından Polanyi'yi okuduktan sonra Max Weber başka türlü de anlaşılabiliyor. Yani onu söylemek istiyorum. Ama ya, o yaklaştırmada çok haklı olduğunuzu düşünüyorum. Olduğunu düşünüyorum, evet. Şimdi Bige, acaba sen dinleyici olarak bir giriş yaptın? Onun için mi yazamıyorsun? Katılımcı olarak bir giriş yapsan, ha yazdın, tamam, peki. Hocam, Zekai falan sorusu var. Yaratık okumalarda batı ve doğu kavramları geçmekte. Bu sadece coğrafyayı temsil eden kavramlar mı? Valla yani doğu, batı diyor. Batı, Avrupa diyor aslında. Ama Avrupa'dan da çok batı diyor. Batı da yani batı her şeyi rasyonalite üzerine o inşa ediyor. Müziğini de, sanatını da, bilmem ne de falan. Hiç başka bir şey, başka bir toplum ya da medeniyet, uygarlık böyle bir şey yapmıyor. Ve bu bir yerde yani şey bir şekilde, ölçüsüz bir şekilde bunun altını çiziyor. Özellikle yani 20. yüzyılda yapılan, işte antropoloji alanında yapılan çalışmalara baktığımızda son derece üzücü şeyler bunlar.
gözlemler. İşte Batı şunu yapmış, Batı bunu yapmış, Batı bundan sonra yani en çok, en büyük yaptığı da kapitalizm oluyor falan. Yani bunları tabii yeni yiyip yutmak pek kolay değil. Onu söylemek istiyorum. Coğrafi midir, değil midir bilmiyorum ama yani Batı'da işte rasyonalite gelişmiş, öbür taraflarda gelişmemiş. Bu çıkıyor. Gayet tabii bunu söylediğinizde sayfalarca son derece mücevher şeyiyle yetkinliğiyle cümlelerle Max Weber bunu gayet tabii yalanlayacaktır. Fakat işte bir daha söyleyeyim, tekrar edeceğim. Bir söylenen var, bir yapılan var. İşte ben daha çok bu yapılana dikkat etmeye çalışıyorum. Evet, bir gelin bir sorusu var hocam. Evet, ikinci pardon, Protestan ahlakının bu kadar gündemde olması yıkım ve isyanı azaltmaya çalışmak için bir yol olabilir mi? Ve altın sorusunun devamı olarak diğer dinlerde de bu açıdan işe yarayabilir mi? Vallahi yarayabilir, gayet tabii yarayabilir. Yani mistisizmus dediği Marx'ın Engels'in gayet tabii. Her şey zaten yarayabilir, bir takım şeyleri, baskıları uygulayabilmek için ve yani olanı bir şeyleri yutturmak için diyelim yani. Yani olumsuzluğu göz ardı etmek. Yani benim en çok hani eleştirmek istediğim şey Max Weber'de, kapitalizmin korkunç olumsuzluğunu göz ardı ediyor. Böyle yani bir yerde böyle bir beşikte sallanır gibi okumaya başlıyoruz. Hani bir yerde bilmiyorum benim sunumumda da hani çok böyle şey heyecan verici bir şekilde bunlar dinlenebilir. İşte dünya içi asketizm, dünya dışı asketizm bilmem ne falan. Bütün bunlar gayet tabii ilginç şeyler. Ama bir yerde uyuşturucu şeyler. Yani yani işte Marx'la Engels'in özellikle Marx'ın çok şey bir şekilde karşı çıktığı, yani Marx'ın benim gözümde önemini yapan şeylerden biri bu. Yani yutturulmak istenileni hemen gören bir şey. Bir bakış, bir anlayış ve bir okuyuş. Çok önemli. Marx yani işte Althusser'in bir lafı vardır benim çok önemli. Yani okumayı Marx'la öğrendik der. Okuyuş. Yani hemen arkada geride şeyde sessiz satırlar arasında ne yutturulmaya çalışılıyor. Yani o açıdan gayet tabii yani haklısınız. Hiç sorunsuz şey Yahudilikte de bir şey bulunabilir. Bir sürü şey İslam'da da bir sürü şey bulunabilir. Ama neyse yani. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? İlke tekrar yazıyor. Başka soru var mı? Evet. Hocam başka soru yok galiba. Hı-hı. Yazıyorlar arkadaşlar. Sen hocam, 50 bin verir, 50 bin verir miydin bana kredi hikayesinde? Ben bir soru sorayım arkadaşlar şey yaparken yazarken. Şimdi hocam şimdi biraz evvel Weber'e baktım. İşte 1864 doğumlu, 1924 ölmüş. Ondan sonra Webden'e baktım. 1857 doğumlu, 1929'da ölmüş. Aşağı yukarı işte aynı dönemin iktisatçıları, sosyologları. Biri işte Almanya'da, biri Amerika'da yaşamış. Webden'in dünyasında halbuki tüketim var, gösteriş tüketimi var. Aylak sınıf var, birçok başka şekilde kapitalizme yani yaklaşıyorlar. Burada ise tutumluluk, tasarruf üzerine Weber'de odaklanma var. Dolayısıyla bu Anglo-Sakson kapitalizmiyle kıta Avrupası kapitalizmin farkı da olabilir mi? Yani o bir şey tüketim ağırlıklı bir yaklaşım söz konusu değil. Halbuki işte tüketmek, harcamak, kapitalizmin, bugün kapitalizm dediğimiz zaman bunlar olmazsa kapitalizm bunalıma giriyor. Yani bu çerçevede bir yaklaşabilir misin acaba? Tamamen yaklaşılabilir. Zaten bu konuda biliyorsun yani çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. İki kapitalizm
birbirinden çok farklı iki kapitalizm ve gayet tabii yani diyelim Avrupa kapitalizmi ya da Alman kapitalizmi gibi bir şey daha çok gayet tabii Max Weber'in incelemelerinde gördüğümüz dolayısıyla daha olumlu bir sistem biçiminde ortaya çıkıyor Amerikan ya da Anglo-Sakson şeyinden. Kapitalizminden. Yalnız yani bir yerde hiç kuşkusuz farklar var aralarında. Fakat iki tarafta da sonunda olumsuz boyut var. Ben özellikle bu olumsuz boyutun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yerde de bugünün şeyi de etkisiyle de yani Covid doğdu 19'ların falan da etkisiyle bir yerde olumsuzluk yeterince düşünülmüyor. Mesela Polanyi o açıdan çok daha ileri bir şey içinde inceleme ve çözümleme içinde bu açıdan. Yani olumsuzluğu çok şey bir şekilde güçlü bir şekilde gören ve yaşayan bir bilinç Polanyi gayet tabii. Şimdi bir şeyde şimdi siz hocam evet. Şimdi COVID'le bağladınız soru şeyi. Şimdi Covid dolayısıyla örnek ülke Almanya. Dolayısıyla Almanya çerçevesinde baktığımız zaman Weber'in kapitalizmi ve Covid biraz olumlu kavramlar gibi geliyor. Olumlu birliktelikler gibi geliyor. Dolayısıyla siz yıkım kısmına değindiniz de yapım kısmı açısından da böyle bir değerlendirme mümkün mü? Ercan Hoca tam olarak anlamadım yani bu konuşmanızı Covid'le bitirdiniz, Covid kriziyle. Evet, bugün ise Covid dolayısıyla Almanya örnek ülke olarak gösteriliyor. Evet. Yani işte sağlıktaki, sosyal devlet anlayışındaki, ölüm oranlarındaki düşüklüğü ve buna benzer etkenler dolayısıyla. Dolayısıyla acaba Weber'in Almanya'sı bu bakımdan bir olumlayıcı bir özelliği yok mu? Yani olumlu boyutların varlığı inkar edilemez yani nasıl olsa. Nasıl olsa yani ben zaten daha baştan olumsuz boyuta dikkat etmek istediğimi söyledim. Evet. Gayet tabii var ama yani başka soruda mesela Japonya falan yani çok gene böyle fazla şey bir şekilde aldır küldür konuşma olacak. Ben Avrupa, Japonya, Türkiye, bilmem ne Almanya falan gibi şeylerin, kavramların son çözümlemede hayal yani Fransızca'da être de raison derler. Hayal mahsulü şeyler. Yani bunların hepsi son derece karmaşık yapılar. Yani bugün bir Almanya dediğimiz şey, Fransa örneğin Fransa'da bir takım eksiklikler falan var ama Fransa'da sosyal devlet olarak Fransa'nın COVID-19'la ilgili aldığı önlemler son derece olumlu şeyler. Yani söylemek istediğim şu yaklaşım, yani bilimsel yaklaşımın çözümlemesel olması gerekiyor. Özellikle genellemelerden kaçmamız ve o şeylerle ilgilenmemiz gerekiyor. Ayrıntılarla ilgilenmemiz gerekiyor. Peki. Yani onu söylemek istiyorum. O şekilde de bir cevap vermiş oluyorum galiba. Ömer Hoca'nın sorusu var, sonra Aykut Hoca'nın sorusu var. Buyurun. Evet yani bu şey
Ömer Hoca'nın söyledikleri çok çok doğru. Her inovasyon bir yıkım gerektiriyor ve yeni bir yeni bir ürün, yeni bir şey oluşturuluyor, yeni bir teknik oluşturuluyor falan. Ama bu yani bu şeyin sürecin, bu yönelimin bizi nereye götürdüğü gibi bir şey üzerinde düşünmemiz gerektiğini sanıyorum. Yani bütün söyleyeceğim bu. Yani o yüzden innovation fısıtması gibi bir şeyden söz ediyorum. Yani innovation'la bu yani bu işin içinden gördüğüm kadarıyla innovation'la çıkamayacağız gibime geliyor ama bu tamamen özel bir şey. Bakış. Evet. Aykut Hoca'nın şeyiyle bitirelim hocam. Gelişmeyen. Yani bir yaklaşım faydalı olmaz mı bana sakin? Evet yani gayet tabii gayet tabii yani ben sonunda çok eleştirel bir konuşma yaptım ama yıllardır Max Weber'i okuyorum işte Almancasından okuyorum falan filan yani gayet tabii Max Weber öyle küçümsenecek ya da ilgilenmeyecek bir şey değil. Ama yani bir yani tutum olarak beni üzen ya da beni sıkan bir şey var. O da yani aynı düzeye koymamak ya da aynı kaygıları taşımıyorlar şeyle Marx'la Max Weber. Yani o sorun ve bir yerde Max Weber'in işte bu batıyla ilgili söyledikleri bence şey yani çok şey geriletici şeyler neredeyse. Yani düşün yeterince insan gerçeğinin çoğulluğunu şey yapan bir yerde göz ardı eden yani sonunda şeye gittiğimizde işte ilkel denilen toplumlara Claude Lévi-Strauss'u ben Claude Lévi-Strauss'a gerçekten hayranım yani Claude Lévi-Strauss'u okuduğumuzda böyle işte bu daha büyüktür bu daha küçüktür falan gibi şeylerin içine girmenin herhangi bir şekilde anlamı olmadığını çok iyi görüyorsunuz. Yani bizim yani şey olarak düşünce insanı olarak yapmamız gereken şey bu. Özellikle bir takım genellemeler içinde hele hele kendimizi öne çıkarmak, kendimizin önemini vurgulamak, kendimizi övmek gibi bir şey gerçekten biraz utanç verici bir şey. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bize ziyafet çektiniz. Ben teşekkür ederim. Bitirmeden şimdi uzun zamandır bir teşekkür ettiğimi gruba atlıyorum. Trakya grubu. Sonra bana alınırlar. Hava, Senil, Meltem sürekli düzenli olarak izliyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Orhan Hoca ile birlikte olacağız. Sonrasına bakacağız arkadaşlar. Sonrasına. Çok teşekkürler Ragıp Hocam. Çok sağ olun. Katkılarınız. Bu online seminerlere verdiğiniz değer için çok sağ olun. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Senin yaz bakalım. Bekliyorum. Tamam peki. Kolay gelsin. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler.